Salam, sabahınız hayır. Bilirsiniz, ben maraklı bir tip tapmışam. Tapmışam diyende 2015. yılın birinci grup kabulüdü. Ve hendesedi. Ve düz bıçaklıya ait olan bir sualdı. Topluda benzeri yoktu. Ve bizim uşaklarla beraber bu sualı çözdük. Ve maraklı oldu. İstiyorum ki bunu izleyesiniz. Sanki bu sol üzerinde bir neşe mevzu tekrarlanmış olur. Sol da şekil tesvir olunur önceden ve ABC de düz bıçaklısıdır ve buradan bir ket çekilmiştir. E harfi koyulmuştur. Buradan da bir het çekilmiştir. Burada da K harfi koyulmuştur. Ve onlar kesişir P noktasında. Bir de verilenler var kenarda. BK beraber de KC parçasına. CY parçasının uzunluğu beraberdir. 7 parçasının uzunluğuna. AP parçasının uzunluğu 12 santimetredir. Talep olunur YP parçasının uzunluğu. Demeli uşaklar, AP 12 santimetre koyulmalıdır. Bir de size bir söz diyeyim. Hendese de hemşe neyi istiyorsa onu balaca bir küçük harfle işaret edek. YP talep olunur, ben oraya X atacağım. Ve ben X'i aktarırım. Sanki iki harften işlemedense bir harften işlemek daha tez görücüdü. Ve bunu koyduk. Şimdi bakın. BK beraber de KC. Onlara da gelin AA atak. AA. O da yakışırdı. Ben hemşire şakirtlerim bilir hasiyetimi. İteleme diyorum böyle şeylere. Yani meseleye iteleme verir böyle atışlar. AA koydum. İnsan bura AA koydusa sanki bura iki anı hemen atmak isteyir. Ve atmalısın. Sonra geç olar. Çünkü karşı tarafları beraberdi. Sonra C'yi diye beraberdi. Onları da bir bebi işaret ederim. Ve bakırık suala. Ki bilirsiniz ben bunu şakirtlerime verende. Yani şimdi burada şakirt muhtelif hareketler eleyebilir. Ne düşünür? Kaynan iyi birleştirmeyi bilmiyorum. Muhtelif diagonal çekebilir vesaire. Ben şakirtlerime diyorum ki bugün biz ne edek? Şimdi ben olarak ipucu vermek isteyirim. Diyorum biz E harfi burada roldu. Yani baş rolda edi. Birinci rolda. E harfiydi. Şimdi ben bunlara ipucu veririm. Bunlar hele ayılmıyor. Bilirsiniz. Şimdi ben size diyorum. Burada ipucu E harfiydi. İpucu E harfiydi. Başa düşürsünüz mü ne etmeye lazımdı? Yani biraz onu görmeye çetindi. Bak bile bir şey. Sen deme E harfinden A ya paralel bir hat çekmek lazımmış. Bilirsiniz bu ortak hattı. Belli bu ortak hattı. A bölü 2 doğru. Çünkü üst bıçağa dikkat edin. Bak bu üst bıçak da bu üst bıçak da. Demeli bu benim dün çektiğim hat yani karşı tarafa paraleldir ve onun yarısıdır. Bura A bölü 2'dir. He, onu koyandan sonra iş bitti. Bakın bu üçgenlere, bu iki üçgene. Benim şagirdlerime derim kelebekler. Kelebek üç bıçak. Yani okşarlıkta rast gelirik biz buna. Bakın. Şimdi gelin okşarlığa göre tenasibimizi kurak. Yukarıdaki bu balaca üç bıçak okşardı bu büyük üç bıçağa. Ne demişler? Okşar üç bıçakların tarafları nispeti, yani uygun tarafların nispeti beraberdi. Aha. Bak bu kaydı esaslanarak yazacağım ki A bölü 2'nin 2 A'ya olan nispeti beraberdir X'in 12 olan nispetine. Yani X'in 12 olan nispetine. Demeli bunun buna, beraberdi bunun buna. Çünkü bunlar okşardılar. İndi gelin bunu halledelim. Halleden de demeli A'lar ihtisar gelecek. 4'te 1 beraberdi X bölü 12 kalacak. Ve X beraberdi 3 olacak. Burada cevap 3'tür uşaklar. Çok güzel sualdı. Çok güzel.
Belə, mən ilk öncə bu sualda niyyətim sizə davranışı öyrətməkdir. Yəni, həmişə baş rolda nədir, onu bilmək lazımdır. Məsələ ilə psixoloji olaraq düzgün davranmaq lazımdır. Bu atışları da unutmayın, belə atışlar. Sonra bu niyə verilir, bu niyə ortadır, orta həyat filan. Bax belə, oldu, sizə uğurlar.